Cam geri kazanımı konusunda Türkiye'nin en önemli tedarikçilerinden Özen Cam, Marmara, İç Anadolu, Akdeniz bölgelerindeki tesislerinde yıllık 40 bin ton camı ekonomiye geri kazandırıyor. Aksaray Tesis Müdürü Erkan Özen, en büyük hedefimiz ve beklentimiz endüstriyel kuruluşlar gibi tüketicilerin de yerel yönetimler aracılığıyla geri kazanım sürecine dahil edilmesi diyor. Cam geri dönüşümünde Türkiye'nin duayen isimlerinden Mehmet Özen çevreyi önemsiyor. Ambalaj atıklarını geri kazanıma dahil edip ikincil kullanımla işletme maliyetlerinin düşürülmesinde sorumluluk üstleniyor. Firmanın ikinci kuşak temsilcisi Erkan Özen de İç Anadolu bölgesinde atıkların ekonomiye kazandırılmasında önemli bir rol oynuyor. Özen Cam'ın faaliyeti kurucumuz olan Mehmet Özen'in 70'li yılların başında İstanbul'da cam şişeleri toplamasıyla başlıyor. Zamanla sektörde toplama imkanlarının gelişmesiyle beraber araç alımı, yer alımı, bununla alakalı işte camların toplanıp fabrikalara sevk edilmesi, şişe camın cam alımı ile devreye girmesiyle beraber Özen Cam şişe camla birlikteliği neticesinde bugünlere geliyor. Firma Türkiye genelinde yapılanmaya gidiyor. Her bir tesiste yoğun bir iş akışı yaşanıyor. Marmara bölgesinde, İç Anadolu bölgesinde ve Antalya bölgesinde tesislerimiz var, Akdeniz bölgesinde. Marmara bölgesinde İstanbul'da ve Bursa İnegöl'de tesislerimiz var. Kayabaşı tesisimiz Küçükçekmece Belediyesi sınırlarında bir tesis. Burada cam ambalaj atıklarının toplanması ve geri kazanım işlemi yapılmakta. Bursa İnegöl'deki tesisimiz de cam ambalaj atıklarının toplanması ve geri kazanımı konusunda faaliyet göstermekte. İç Anadolu'da Aksaray'da bulunan tesisimiz, bölgesel olarak Aksaray'ı seçmemizin nedeni büyük şehirlere olan yakınlığı. Bir Konya'ya 150 km, Kayseri 150 km, Ankara 250, Adana 250 km. Bu lokasyonların ortasında olmasından dolayı Aksaray'ı seçtik. Akdeniz bölgesinde Manavgat'a bir tesis kurduk. Manavgat'ı seçme nedenimiz Alanya'da 65 km, Antalya'da 65 km. Tam ortaya konumlandırdık ki bütün sahil şeridindeki biriken camlar tesisimize gelsin, işlensin. İç Anadolu bölgesinde Konya'dan Ankara'ya, Kayseri'den Nevşehir'e, Adana'ya, pek çok şehre Aksaray'daki tesis hizmet veriyor. Erkan Özen, yıllık 10 bin ton cam işleme kapasitesine sahip Aksaray tesisi için ilk adımın 2000 yılında atıldığını söylüyor. Tesisin inşaatına başlamadan ağaç dikmeye başlayan Mehmet Özen'in çocuklarına en büyük öğüdü doğa ve çevre konusunda oluyor. Aksaray'daki fabrika yatırımımız 2000 yılında başladı, 99 depremi sonrasında. Burada cam mozaik imalatıyla başlandı. Cam mozaik imalatında kullanılan camlar gene atık camlar. Biz mevcut camları nasıl değerlendirebiliriz diye düşünürken cam mozaik imalatına bunları dönüştürerek piyasaya, İç Anadolu bölgesine satışlara başladık. Akabinde 2007 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda, günümüz adıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan aldığımız lisansla ambalaj atıklarının kaynağında toplanması ve ayrılması konusunda faaliyette de bulunmaya başladık. Aksaray tesisine getirilen atık camlar bireysel tüketicilerden değil, endüstriyel tesislerden toplanıyor. Erkan Özen, yerel yönetimlerden geri dönüşüme destek vermelerini bekliyoruz diyor. Organize sanayi bölgesinde bulunmamız nedeniyle genelde fabrikalardan çıkan endüstriyel atıkları almaktayız. Tabii bu yeterli mi değil? İç Anadolu'da bizim beklentimiz ve yapmak istediğimiz yerel yönetimlerin ambalaj atıklarının kaynağında daha çok toplanmasına destek olmaları. Bu anlamda biz İstanbul'da 26 belediye ile çalışıyoruz. Buradaki yerel yönetimlerle de çalışmak istiyoruz. Seçimlerden sonra yeni yönetim ciddi çalışmalarla iş başına geldi, başladı. Çevre konusuna da sanıyorum artık sıra gelecektir. Yerel yönetimden ambalaj atıklarının kaynağında toplanması konulu destek bekliyoruz. Özellikle cam fabrikalarından üretim sırasında ortaya çıkan file ve atıklar firmanın kendi öz mal araçlarıyla tesise getirilip işleniyor. Camlar buraya geldikten sonra tesisimizde ön kırma makinamız var. Ön kırma makinasında camların hacmi küçültülüyor. Ondan sonra küçük kırma makinamız var. Daha küçük boyutlarda kırıyor. Camlar kırıldıktan sonra kırılma sırasında üzerindeki yabancı simler, kağıt, naylon, taş, metal malzemeler, mıknatıslar ve personel yardımıyla toplanıyor. Fırını hazır cam kırığı halinde sevkiyatını yapmaktayız.
Yasalar fabrikaların atıklarını geri dönüşüm döngüsüne kazandırmasını gerekli kılıyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliğinde fabrikalar oluşan atıklarını evsel atıktan ayrı biriktirmek ve geri kazanım sistemine vermekle yükümlüdür şeklinde ibareler bulunmakta. Bu anlamda fabrikalar çıkan atıklarını bizim gibi lisanslı işletmeleri çağırarak ambalaj atıklarını veriyorlar. Öte yandan yerel yönetimlerin de atıkları kaynağında ayrı toplaması ya da toplatması yasal zorunluluk halini alıyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliğinde çok önemli maddeler var. Bu maddelerden birisi yerel yönetimlere çok büyük iş düşüyor. Belediyeler ambalaj atıklarını kaynağında toplar ya da toplattırır diyor. Kaynağında toplaması için kendi lisans alması lazım. Toplattırması için de bizim gibi lisanslı tesislerle anlaşma yapması lazım. Erkan Özen, en büyük hedefimiz ve beklentimiz endüstriyel kuruluşlar gibi tüketicilerin de bu sürece dahil edilmesi diyor. Yerel yönetimler çevresel anlamda nasıl tedbir alabiliriz diye düşündüğünde öncelikle ambalaj atıklarını kaynağında toplattıralım. Çöp sahalarına sadece organik atıklar gitsin, ambalaj atıkları gitmesin, sahanın ömrü uzun olsun, insanımız bilinçlensin, kaynağında atıklar toplansın diye düşünmeliler. En önemli isteğimiz, yerel yönetimlerden beklentimiz bu. Cam geri kazanımı konusunda uzmanlaşmış Türkiye'nin en önemli tedarikçilerinden biri konumundaki firma, potansiyeli artırmaya yönelik yeni yatırımlar gerçekleştiriyor. 2013 yılında Şişe Cam 52 bin ton cam kırığı aldı. 52 bin tonluk cam kırığının 32 bin ton tedariğini Özen Cam gerçekleştirdi. 2014 yılı hedefimiz 40 bin ton. Hadımköy'de bulunan yeni bir tesis yatırımımız var. Buradaki tesis yatırımımızla beraber mevcut tesisimizin kapasitesi yaklaşık 3 katına çıkacak. 3 katına çıkması demek cam ambalaj atıklarının dışında belediyelerden kaynaklı diğer ambalaj atıklarının da daha sağlıklı toplanıp işlenip ilgili geri dönüşüm tesislerine gönderilmesini sağlayacak. Atıkların geri kazanımı çevreye katkı sağladığı gibi ülke ekonomisi açısından da önem taşıyor. Zira ikincil kullanım enerji başta olmak üzere pek çok maliyetin düşürülmesini sağlıyor. Toplanan atıkların geri kazanımıyla beraber doğal kaynakların korunmasını sağlayacak. Örneğin camda, PET'te ve diğer malzemelerde kullanılan enerji, yakıt, işçilik, bu maliyetler yeni üretmektense ikincil ürünlerin toplanarak piyasaya sürülmesiyle beraber çok ciddi enerji ve diğer maliyetlere de azalmalar sağlayacak. İşletmelerden çıkan kağıt, plastik, naylon gibi endüstriyel atıkların yanı sıra kullanılmayan paletler de lisans dahilinde ambalaj atığı geri kazanımı çerçevesinde değerlendiriliyor. Tamiri yapılıp yeniden kullanılabilir kılınıyor. Firma cam kumbaraların imalatını da kendi imkanlarıyla yapıyor. Biz Özen Cam olarak cam ambalaj ve diğer ambalaj atıklarının kaynağında toplanmasına çok önem veriyoruz. Kaynağında toplanması konulu ciddi çevresel yatırımlarımız var. İstanbul'da, Ankara'da görünen cam kumbaralarının imalatını da kendimiz yapmaktayız. Çevreye katkıyı önemseyen firmanın Aksaray Tesis Müdürü Erkan Özen sözlerinin sonunda geri kazanımla ilgili sorumluluğumuzun bilincindeyiz diyor. İzleyicilerimizden isteğim ambalaj atıklarını çöp olarak algılamasınlar, ambalaj atıklarını evlerinde ayrı biriktirsinler ve belediyeden talep etsinler yerel yönetimlerden. Biz bu atıkları çöpe göndermek istemiyoruz, kaynağında toplanmasını istiyoruz. Bunlar bizim gibi firmaların çalışmasını kolaylaştıracak uygulamalar yapar. Bununla birlikte toplanan atık miktarında çok ciddi artışlar sağlanabilir.